Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin, inananların ve bütün insanların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlar gerçekten sapıtır mı? Bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlar mı sapıtıyor, yoksa hayatında inandığını iddia ettiği kitabı bir defa okumayan insanlar mı sapıttı da haberleri yok? Bunu anlatmaya çalışacağım kendimden örneklendirerek. Şimdi kendimden örneklendirerek anlatmaya çalışayım. Ben sokaktaki herhangi biriniz kadar sıradan bir insanım. Ben Kur'an-ı Kerim'i okudum ve şunları gördüm. Kur'an-ı Kerim en başta şirke karşı gelmiş bir kitaptır. Ama bugün İslam dünyası şirkin bataklığındadır. Bundan da haberi yoktur. Bunları da size anlatmaya çalışayım. Yoksa çok sevdiğini iddia ettiği, onun sevgisini de hiç kimseye kaptırmayan insanlar peygamberini gerçekten tanıyor mu, tanımıyor mu? Bunları da anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de eski kavimlerin yaptığı yanlışları, Hristiyanların ve Yahudilerin yaptığı yanlışları İslam dünyasının da farkında olmadan en az onlar kadar yaptığını Kur'an-ı Kerim'den gördüğüm örneklerle örneklendirmeye çalışacağım sizlere. Şimdi benim Kur'an-ı Kerim'de gördüğüm, Kur'an-ı Kerim en başta şirke karşı gelmiş bir kitaptır ve bütün peygamberlerin ortak mücadelesinin şirke karşı olduğunu gördüm Kur'an'ı okuduğum zaman. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla İslam dünyasında özellikle de Türkiye'de şirk sadece puta tapmak olarak algılanıyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Şirk dediğiniz şey herhangi birine, herhangi bir eşyaya, herhangi bir heykele kusursuzluk, hatasızlık yüklediğin zaman o şirk olur. Yani herhangi bir insana hata işlemez vasfını yüklediğiniz zaman siz şirke battınız ama haberiniz yok. Kur'an-ı Kerim'de özellikle peygamberlerin yaptığı hatalardan bahseder. Yani peygamberler insanların en seçkinleri, en salih olanlarıdır ve bunların hatalarından bahseder Kur'an-ı Kerim'de Allah. Yoksa peygamberlerini bize kötülemek için bunlardan bahsetmez. Yani peygamber de olsa insan hata yapar. Sen herhangi sıradan bir insana hatasızlık yüklediğin zaman al sana bu oldu şirk. Yani herhangi bir insandan medet ummak veya türbelerin başına gidip de ölü olan insanlardan medet ummak şirkin daniskasıdır. Kur'an-ı Kerim'de eski kavimlerin kıssaları anlatılır, onların helakinden bahsedilir. Bunlar bize masal olsun diye anlatılan şeyler değildir. Bizim bunlardan hiç ders aldığımızı görmedim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ve Hristiyanların yaptığı hatalardan ve sapıklıklardan bahseder. Peki Müslümanlar bunlardan ders aldı mı? Bence almadı. Yahudi ve Hristiyanların yaptıklarının daniskası İslam dünyasında yapılıyor. Her şeyden önce Yahudi ve Hristiyanlıkta ruhban sınıfı yani din adamı sınıfı vardır. İslam'ın bundan farkı İslam'da din adamı sıfatı diye bir sıfat yoktur. Peki İslam dünyası ne yaptı? İslam'ın Yahudilik ve Hristiyanlıktan olan farkı aracısız olarak Allah'a yönelmektir. Peki biz ne yaptık? Din adamlarını icat ettik. Din adamı ilan ettiğimiz insanları Allah'la aramıza koyduk. Tevbe konusunu neredeyse günah çıkarma olayına çevirdik. Kur'an-ı Kerim'de Allah, Yahudi hahamlarının ve Hristiyan papazların kelimelerin yerlerini değiştirerek insanların mallarını ve inançlarını sömürdüğünden bahseder. Bugün İslam dünyasında bunun daniskası yapılmıyor mu? Din adamları olarak gördüğünüz insanlara bir bakın. Neredeyse oturdukları sarayları Beyaz Saray'dan daha şaşalı. Hele bir tanesinin bir tahtı var ki, isim de vereyim sizlere, Cübbeli Ahmet kendisine bir taht yaptırmış ki, Lincoln odasında bile öyle bir taht yok. Müslümanlar hile-i şeriyeyi icat etmedi mi? Yani hile-i şeriye ne demek? Allah'a hile yapacaksın. Bu kadar aptalca bir şey olabilir mi? Allah'ı mı kandıracaksın sen? Mut'a nikahını Müslümanlar icat etmedi mi? Yani bir gecelik nikah, zinayı meşrulaştırma, Allah'ı kandırdığını sanıyor zavallı. Adam rejimin İslam geleneği olduğunu ilan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de rejim sadece bir yerde geçer, sapıklığı yaptığından bahseder, bu halkın da helak edildiğinden bahseder. Rejim doğru bir şey olsaydı o halk helak edilmezdi. Adam utanmadan, sıkılmadan rejimin İslam'ın bir gerekliliği olduğunu söylüyor. Bunlarda hiç utanma, arlanma, Allah korkusu diye bir şey yok.
Kur'an-ı Kerim sevgisini ve peygamber sevgisini hiç kimseye kaptırmaz bu insanlar. Peki Kur'an'dan birileri bahsettiği zaman bu insanlar ne yapıyor? Hemen Kur'an-ı Kerim'den bahseden insanları din dışı olmakla, peygamberi sevmemekle ve tanımamakla itham ediyorlar. Peki benim bu aşağılık insanlara bir sorum var. Kur'an-ı Kerim'i kim gönderdi? Allah. Kiminle gönderdi? Cebrail. Kime gönderdi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Peki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bütün hayatını bu kitabın tebliğine adamadı mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e gönül veren, bu kitabı anlamaya çalışan insanlar sapık mı oluyor? Her şeyden önce peygamberi tanımayan ve sevmeyen insanın Kur'an-ı Kerim'le ne işi var ki? Giderim o zaman ben İlmina Komedyası'nı okurum Kur'an-ı Kerim'i okuyacağıma. Bununla niye kafamı yorayım ki? Şimdi bizleri hadisleri inkar etmekle, hadisi tanımamakla itham ediyor bu insanlar. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i getiren kendisidir. Kendi getirdiği, kendi tebliğ ettiği kitaba aykırı söz söylemesi mümkün müdür? Bunu size soruyorum ben. Bu tür aşağılık insanların uydurduğu bazı sözleri peygambere isnat etti diye bizim Kur'an'dan haberimiz var. Biz bunları kabul etmediğimiz zaman biz din dışı oluyoruz. Onlar din içi oluyor. Öyle olsun bakalım. Ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. İlk hadis inkarcısı İmam-ı Azam'dır. Yani birçoğunuzun imamı olan İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Yalnız İmam-ı Azam Kur'an-ı Kerim'e uymadığından dolayı 200 hadisi reddetmiştir. Bunu da canıyla ödemiştir. Peki Müslümanlar ne yaptı? Kınadıkları Hristiyanlar gibi mezhepleri icat etti. Hristiyanlar yüzyıllarca birbirlerini kırdılar bu mezhep yüzünden. Mezhepler biri diğerini kafir olarak ilan etti, öbürü onu kafir olarak ilan etti. Aynısını Müslümanlar da yaptı. Ama şunu da belirteyim, İmam-ı Azam kendisi Kur'an'dan taviz vermediğinden dolayı sapıklıkla, Yahudi ajanlığıyla suçlanmış bir insandır. Önce Emeviler tarafından işkenceler görmüş, sonra Abbasiler tarafından işkence görmüş ve zindanda öldürülmüş bir insandır. Dediğim gibi benim idolümdür kendisi, muhteşem bir Peki insandır. mezhepler İslam dünyasına ne getirdi? Suriye'ye, Irak'a bir bakın. İnsanlar mezhep yüzünden birbirlerinin camisini bombalıyor. Yani aynı Allah'a, aynı kitaba, aynı peygambere inanıyor. Oradaki Müslümanları bombayla patlatıyor. Bu kadar aptalca, bu kadar saçma sapan bir şey olabilir mi? Şimdi ben sizlere mezhep kabul etmiyorum desem bana neler söyleyeceğinizi tahmin edebiliyorum. Din dışı, Yezid, kafir, zındık. Ama şunu da unutmayın ki mezhepler Peygamberimizin zamanından 150 yıl sonra ortaya çıkmış şeylerdir. Yani Peygamberimiz ve ashabı mezhepsizdi. Yani ashab-ı kiramın ve tabiinin bir mezhebi yoktu. Ben de bir mezhep seçmek zorunda değilim. İslam'ın en temel unsurlarından bir tanesi merhamettir. İslam dünyasına şöyle bir bakın bakalım. Müslümanların birbirine en ufak bir merhameti var mı? Size soruyorum yani. İslam dünyasına şöyle bir bakmanızı öneririm. Adalet ve liyakat diye bir şey var mı? Bunları 3-5 tane diktatör yönetiyor. Ne kadar köpeklik yaparsan o kadar yükselebilirsin. Gerçekten liyakatin varsa hiçbir yere gelme şansın yok. Dünyaya İslam dünyasının verdiği maddi veya manevi hiçbir güzellik insanların hayatlarını güzelleştirecek verdiği hiçbir şey yoktur bundan dolayı da. Sizlere yeni başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Benim Kur'an-ı Kerim anlaşılamaz bir kitap mıdır diye bir videom var. Aptalın biri buna şöyle bir yorum yapmış. Bakara suresinin 27. ayetini göndermiş bana. Yani orada şunu söylüyor. Küfre sapanlardan ve bozgunculuk yapanlardan bahsediyor. O ayeti bana göndermiş. Yani ben Kur'an-ı Kerim anlaşılabilir bir kitap dediğimden dolayı yani ben Kur'an-ı Kerim'i okuyun anlaşılır bir kitaptır demişim diye peygamberi tanımaz olmuşum. Beni bununla itham ediyor. Bu kadar aptal insanlarla dolu bir ülkede yaşıyoruz maalesef. En sonunda ona şu cevabı verdim. Artık baktım baş edemeyeceğimi gördüm. Benim Allah ve peygamber sevgimi ölçme hakkını sana kim verdi dedim. Benim Allah'ımla peygamberimle benim arama girme hakkını sen nereden buluyorsun dedim kendisine. Sen haham mısın, papaz mısın benim imanımı ölçüyorsun dedim. Ve en sonunda da şunu söyledim. Allah senin belanı versin dedim. Yani ben Kur'an-ı Kerim anlaşılır bir kitaptır. Okuyun dedim diye
Ben sapık oluyorum, peygamber düşmanı oluyorum. Öyle mi dedim kendisine? Yani adamın aklına bir bakar mısınız? Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyun, anlaşılır bir kitaptır dediğimden dolayı sapık oluyorum. Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Okumayın, her insan anlayamaz diyenler din içi oluyor. Ben din dışı oluyorum. Böyle bir mantıkla karşı karşıyayız Yani maalesef. sözün kısası Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim bambaşka bir şey söylüyor. Bugün İslam dünyasının söylediği bambaşka bir şey. Sen insanları uyarmaya çalıştığın zaman seni din dışı olmakla, sapıklıkla suçluyorlar. Dünyada İslam dünyası kadar okuyana ve okumaya düşman olan bir millet yok şu anda. Tabii ki bu kafa yapısındaki toplumların manevi olarak da maddi olarak da dünyaya hiçbir yere varma ihtimalleri yoktur. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.